Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İkinci emirda 241 ve Ustadın son mektubu. Başı ile sonuna kadar Ustadın bize tavsiyesi. Zaten şöyle diyor. Umum nur talebelerine, nur talebesine ama, Ustad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. Veda etti yani. En son veda mektubu. Ne diyor bize, ne vasiyet ediyor, ne yapmamızı söylüyor. Yani takipçilerine neler diyor. Bunlar hakkında bir ders yapmıştık galiba, hatırlıyorum. İçindeki o üst detay geldi. Ama tamamını yapmamıştık herhalde, yarıda kaldı. Yarıda mı? Parça parça yapmıştık. Herhalde. Ben bugün tamamını okumak istiyorum. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-i ilahiye göre sırf hizmet-i imani yapmaktır. Vazife-i ilahiye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Atacağımız adımda asayişi muhafaza olacak. Mesela kendimi misal olarak derim. Ben eskiden beri tahakküme ve terzile karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak, divani harbi örfide imam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine 5 para emniyet vermediğim gibi 4 kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife-i ilahiye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercis aleyhisselam gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. Evet, mesela 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir mudde-i umuminin, Cumhuriyet Savcısı yani, yanlış iddialarıyla aleyhimizdeki kararına karşı beddua dahi etmedim. Bir daha okuyayım. 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir müdde-i umuminin, yani 81 tane iftira yaptığı halde, Ustad bu iftiraları cehir etti. Mahkemeye verdi, savcıya. Gene iddia ısrar etti. Yanlış iddiaları ile 81 tane aleyhimizdeki kararına karşı karar vermiş. Cevap olduğu halde beddua dahi etmedim. Çünkü niye etmedim? Asıl mesele bu zamanın cihadı manevisidir. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Hele hele hükümet zor durumda kalsın diye etbaana muslukları sonuna kadar açın, su sorunu yaşasın. Bebeleri, hastaneleri, masum ve mazlum çocukları, yaşlıları, hastaları ve Müslüman millet hiç kale almamak, muslukları sonuna kadar açıp hükümeti zor durumda bırakmak gibi de muvaffak bile olsan, ben susuz kalacağım, ben gusül yapamayacağım, ben namaz abdest alamayacağım,
Ağlayan bebeğime su veremeyeceğim, çiçeğimi sulayamayacağım. Hükümet zor durumda kalsın diye başhekim ve doktorlar halka zor yol göstermek, vazife yapmamak. Ta ki itirazları hükümeti olsun diye sağlık vazifeni yapmamak. Müslümanları zor durumda bırakmak. Cehennem bile az geliyor ha bana, yani bana şöyle gelirse. Bütün dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Yani sen eline geçirmişsin. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. Asayişi muhafaza etmek içindir. Yani vazifeni doğru yapmak. O kim olursa olsun, sen memursan halkın vermiş olduğu vergilerle, paralarla sen çoluk çocuğunu ve kırsağını, mideni dolduruyorsun. Sen memur olmayla bunu ahdetmişsin ki kim geçerse geçsin benim vazifem bu milleti İslam'a, Müslüman milletine zaten 100 seneden beri neler çekiyor. Ben bunlara hizmet edeceğim. Memuriyeti iki şekilde kabul ediyordu üstad, hatırlarsınız Barla'da. Diyor ki mesleğimizde kuvvet var fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. Vela teziru vaziretun vizre uhra dusturu ile ki bir cani yüzünden onun kardeşi, bir cani diyor bak, cani %100 olsa onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz. İşte bunun içindir ki bütün hayatımda bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Ey Bediüzzaman'ı takip iddiasında bulunan kardeşler, ustadımız 81 tane hatasını Mudde-i Umumi savcı, Cumhuriyet savcısına, başsavcısına, savcısına verdi. Bak diyor, burada iftira ediyorsunuz. Bunu bak, aha bak, cümleden cımbız yaptınız. Gösterdiği halde gene o cevapları kale almayıp zulmen karar vermiş. Bu kararı yapan savcıya beddua etmemiş. Elini kaldırmış hapishane duvarından. Tam beddua edeceği zaman, geçiyor biliyorsunuz tafsilat orada. Bakmış ki savcı kız çocuğuyla, kaç diyor, 3-5 yaşında mı, 3 yaşında mı, 5 yaşında, 5 yaşında diyor. 5 yaşındaki çocuğuyla gidiyor, sordum diye elimi durdurdum. Çünkü mazlumun aha arşa gider. Onun kızıymış, indirdim. İslahı için dua ettim diyor. Çünkü ona mutlaka bir şey gelecek, bedeli ne olacak? Annesine, hanımına, bebelerine, akrabayı talukatına zarar gelecek. Ben bir cani yüzünden, o da cani, onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz. İşte bunun içindir ki bütün hayatımda bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil, kazandığımız kazanımlarımızdaki o güçlerimiz, kuvvetimiz dahile karşı değil, ancak harici tecavüze karşı istimal edilebilir. Diş devletten hücum gelse onlara karşı kullanılır. Mezkur ayetin düsturu ile vazifemiz dahildeki asayişi bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Vela teziru vaziretun vizre uhra düsturu ile ayetin, mezkur ayetin düsturu ile vazifemiz dahildeki asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Onun içindir ki alem İslam'da asayişi ihlal edici dahili muharebat ancak binde bir olmuştur. Dahili alem İslam'da binde bir olmuş. Mesela bakan Suriye adam kendisi dinsiz, Alevi bile değil. Ha 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 gülüyor. Aha sana Mısır.
Müslüman Müslüman. Niçin? Vazife yapmıyor. O da aradaki bir içtihat farkından ileri gelmiştir. Yani o sahabelerdeki içtihat farkı var ya, Cemel Hadisesi vesaire. Ve cihad-ı manevinin en büyük şartı da vazife-i ilahiye karışmamaktır ki bizim vazifemiz hizmettir. Netice Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz. Ben de Celaleddin Harzemşah gibi, benim vazifem hizmet-i imaniyedir. Muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım. O Kur'an'dan ders aldığını hatırlarsınız. 349 muydu? Bakmıştım da inmeden önce. Bak. Biz Risale-i Nur şakirtleri, Risale-i Nur'u değil dünya ceyranlarına, belki kainata da alet edemeyiz. Hem Kur'an bizi siyasetten şiddetle men etmiş. Evet, Risale-i Nur'un vazifesi hayat ebediyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfrün mutlaka karşı imani olan hakikatlerle gayet kati ve en mütemerrit zındık filozofları dahi imana getiren kuvvetli burhanlar ile Kur'an'a hizmet etmektir. Onun için Risale-i Nur'u hiçbir şeye alet edemeyiz. Peki Risale-i Nur siyasiler veya Risale-i Nur'u bilmeyenler merak ederler. Yani Risale-i Nur'un hizmeti netice itibariyle toplumda nasıl gözükür? Yani Risale-i Nur hizmetinin ustadın söylediği tarzda müsbet hareket edersek, yani denileni yaparsak toplumda şu olur. 241 Kastamonu. Bu vatan, bu millet, bu vatan bizim. Yöneticilerin değil ya. Bu millet bizim. Yöneticilerin değil. Bu vatandaki ehli hükümet ne şekilde olursa olsun. Hükümeti kuranlar, kabine sahibi. Zındık olsun ki abi, neler gördük yani. Ama vatan bizim, millet bizim. Bu vatandaki ehli hükümet, münafık, fasık, firavun dahi olsa, ne şekilde olursa olsun, Risale-i Nur'a eşit ihtiyaçla muhtaçtırlar. Değil korkmak veyahut adavet etmek, en dinsizleri de onun dindarane, hakperestane dusturlarına taraftar olmak gerektir. En zındık hükümet dahi Risale-i Nur'un dusturlarına taraftar olması lazım. Niye? Mer ki bütün millete, vatana, hakimet-i İslamiye hiyanet ola. Şimdi okuyorum. Risale-i Nur'un mesleği icra edilirse neticede ortaya ne çıkar? Çünkü bu millet ve vatan hayat içtimaiyesi ve siyasi, bak bu millet ve vatan hayat içtimaiyesi ve siyasi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için 5 esas lazım ve zaruridir. Yani bu millete anarşi olmaması için, bu millet sükunetle artık çok yoruldu. 100 seneden beri Kemalizmin dayatmaları, asmalar, işkenceler, her türlü zulümleri. Artık bu millet çok yoruldu. Bu tehlikelere karşı halas olmak için 5 esas lazım ve zaruridir. Şimdi Risale-i Nur hizmeti topluma şöyle yansıyor. Birincisi, merhameti inşa ediyor. 2. Hürmeti inşa ediyor. 3. Emniyet. 4. Haram ve helalı bilip haramdan çekilmek. Mesela rüşvet yapamaz. Verene de alana da Allah Resulü demiş. Allah lanet etsin. Lanet etsin diyor, lanet. Ahmet Mehmet'in bedduası değil. Hendek'te bu kadar işkence görmüş. Dişi kırılmış. 5 namazı kazaya kalmış.
Ama asla Hazreti Ömer'in ısrarına rağmen lanet okumamış. Böyle şefkatli peygamber, rüşveti alana da verene de Allah lanet etsin diyor. O da ne yapıyor Risale-i Nur? Toplumda bir, merhameti, iki, hürmeti, üç, emniyeti, asayişi muhafaza eder. Dört, haram ve helalı bilip haramdan çekilmek. Beş, serseriliği bırakıp itaat etmektir. İşte Risale-i Nur, hayat içtimaya baktığı vakit bu beş esas temin edip, bu beş esası temin edip, asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Hele hele, hizmet namı altında asayişi bozmak, vazifeyi yapmamak, hükümeti zor durumda düşürmek adına faturayı Müslümana çıkartmak, bütün zerratları adedince, vücuttan zerrat edince, onların kul hakkına, Müslümanın hakkına tecavüz ediyor. Çünkü sen beni susuz bırakırsan, hükümetin umrunda mı? Diyelim, öyle firavun dahi olsa, adam uçakla gelir onun suyu bir yerden. Ama ben musluktan başka gelecek yerim yok. O bebelerin, çocukların musluktan başka suyu yok. O Müslüman gusül yapacak çeşmeden başka suyu yok. Hastanelerde yatan babaannelerde su diyor, hemşire diyor ki su yok. Sen orada o lafı duysaydın, o hastanın su yok. Acaba oh, heh, hadi babaanne, dede, hükümete lanet et. Onun için ben seni susuz bıraktım. Ne kadar vicdansız bir şey bu. Ne acayip bir şey bu. Bu anlaşılmıyor ki. Akıl tutulması bile değil ya. Bu vicdansızlık bile değil ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hükümet zor durumda kalacak. Gizlik bak kan var. Vazifesi. Haftada bir gün ediyormuşuz. Başhekim öyle karar vermiş. Muayene etmiyor. Niye? Hükümet zor durumda kalsın. Ben de çıkacağım bu hastaneye. Ulan lanet olsun bu hükümet. Desem ne olur? Benim göz kör oluyor. Sen de Müslümansın, bakmıyorsun bana. Tam tersine mesainin dışında bana kapı açıp da böyle merhamet etsen de baksan olmaz mı? Mesain bitse bile. Ya sen Müslümansın kardeşim ya, gel ya. Hükümet bana dedi ki 5'i bir dakika geç açmayacaksın, bakmayacaksın. Bana zulmetse bile sen bana yardım etmen gerekmiyor. Bana merhamet etmen gerekmiyor. Ben gözü kanlı kürsüye, hutbeye çıkacağım, minbere çıkıp sana din anlatacağım. Ben sana böyle mi anlatıyordum? Hikaye anlatmıyorum, oğlanı anlatıyor. Bu beş esası temin edip, asayişin temel taşını tespit ve temin eder, Risale-i Nur'a ilişenler katiyen bilsinler ki, onların ilişmesi anarşılık hesabına, vatan ve millete ve asayişe düşmanlıktır. Bak hükümet demiyor. Bedel Müslüman ödüyor. Ama kul hakkı nasıl olacak bilmiyorum. En iyisi Allah'a bırakmak. Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrıyla hareket etmektir. Hariçteki cihat başka, dahildeki cihat başkadır. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı manevideki fark pek azimdir. Bir mesele daha var. O da çok emniyetlidir. Hükmü Kur'an'a göre. Bir daha okuyorum. Kime hükmü? Ahmet Mehmet'in hükmüne göre değil. Hükmü Kur'an'a göre bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak hacat-ı zaruriye 4'ten 20'ye çıkmış. Tiryakilikle, görenekle, itiyatla
yani alışkanlık, adet haline gelmiş. İtiyatla hacat-ı gayri zaruriye, hacat-ı zaruri hükmüne geçmiş. Ahirete iman ettiği halde, zaruret var diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor. 40 sene evvel bir başkumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları, hatta hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler, biz şimdi mecburuz. İnne zarurati tubuhul mahsurat kaidesiyle zaruri haller haramları helal kılar kaidesiyle Avrupa'nın bazı usullerini, medeniyetin icablarını taklide mecburuz dediler. Ben de dedim, çok aldanmışsınız. Zaruret suyu ihtiyardan gelse katiyen doğru değildir. Haramı helal etmez. Suyu ihtiyardan gelmese, yani zaruret haram yoluyla olmamış ise zararı yok. Mesela bir adam su ihtiyarı ile haram bir tarzda kendini sarhoş etse ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa hüküm aleyhinde cari olur, mazur sayılmaz, ceza görür. Yani ben ne suçum vardı, sarhoştum diyemez. Çünkü su ihtiyarı ile bu zaruret meydana gelmiş. Fakat bir meczup, yani eksik kafadan eksik olan meczup çocuk cezbe halinde birisini vursa masurdur. Ceza görmez. Çünkü ihtiyarı dahilinde değildir. İşte ben o kumandana ve hocalara dedim, ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçları haricinde başka hangi zaruret var? Su ihtiyardan, gayrimeşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüd eden hareketler haramı helal etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuş ise mutlak zaruret olmadığı ve su ihtiyardan geldiği için haramı helal etmeye sebep olamaz. Kanun-u şer'i de bu noktaları nazara almış ki ihtiyar haricinde zarureti katiye ile su ihtiyardan neşet eden hükümleri ayırmıştır. Yani bu adamın meczup mudur, kafadan eksik midir, çocuk mudur, muhakeme edilmemiş mi, aldatılmış mı, tamam? Bir de ötekisi kasten, amden yapıyor adam. Bunları ayırmış. Kanun ilahide ise daha esaslı ve mühkem bir şekilde bu esaslar tefrik edilmiş. Bununla beraber zamanın icatı ile zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bidalara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bidalara taraftar olan hocalara, bidalara ama iman esaslarına ve inkar yapan değil. Bir de okuyayım. Bununla beraber zamanın icatı ile zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bidalara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek zaruret var zannıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Biçare zaruret derecesine girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara karşı dayandığım, zerre kadar futur getirmediğim, o hizmet-i maneviyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar nur talebesi olduğu halde, yine müsbet hareket etmekle, yani sen o zaman gücün yoktu, müsbet hareket deyip durdun, niye gücün yok? Yani hükümeti böylelikle kandırdın. Hayır diyor. Şimdi milyonlar etbağım var, milyonlar talebem var, bir işaretimle tarumar eder iken, diyor ki, o kadar muarızlara karşı dayandığım, zerre kadar futur getirmediğim, o hizmet-i maneviyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar nur talebesi olduğu halde, yine müsbet hareket etmekle onların bütün tahkiratlarına
zulümlerine tahammül ediyorum. Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Dikkat edin, ikide bir ağzına sarkız gibi şey almış. Asayiş, asayiş, asayiş. Bak yine geldi. Asayişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibariyle bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz. Hoş görmeliyiz. Abi zulüm ediyor, hoş gör. Risale-i Nur'un neşi her tarafta kanatı tamme verdi ki demokratlar din taraftarıdırlar. Demokratlar dine taraftardırlar. Bir de okuyorum. Risale-i Nur'un neşi her tarafta kanaat-ı tamme verdi ki halka, demokratlar dine taraftardırlar. Halkın geneli böyle olmuş. Demokrat kimdi? Menderes dönemi. Şimdi bir risaleye ilişmek vatan, millet maslahatına tamamen zıttır. Bir mahrem risale vardı ki o mahrem risalenin neşrini men etmiştim. Öldükten sonra neşrolunsun demiştim. Sonra mahkemeler alıp okudular, tetkik ettiler, sonra beraat verdiler. Mahkeme-i temiz o beraatı tasdik etti. Ben de bunu dahildeki asayişi temin için ve %95 masuma zarar gelmemesi için neşredenlere isim verdim. Sait meşveretle neşredebilir dedim. O nedir o yasak risale? Beşinci şua. Mustafa Kemal'in deccal olduğunu anlatan risale. Dört deccaldan bahsediyor. Mustafa Kemal deccal, İsmet İnönü ikinci deccal, Maraş'a Fevzi Çakmak deccal. Kur'an okuyan ve namaz kıldığı halde deccal. Ve Kur'an elinden düşmez mi? Adet olmuştu. Çünkü şahsı hiçbir şey olmaz. Rütbesini küfre karşı kullandı. Ve Selanik, o gizli komite diyor ya usta. Gizli komite mesela faili meçhul. 4 milyon insan asılmış, öldürülmüş. Selanik komitesiymiş ya o. Selanik komitesinin üyeydi. Mustafa Kemal'le İsmet İnönü'yle beraber hareket ettiği için Maraşal olduğunda Mustafa Kemal bile onun raiyetindeydi. Bu Maraşal'dı. Maraşal demek Genelkurmay Başkanı 4 tane meydan savaşı kazanırsa Maraşal olur. Bu Maraşal'dı. Daha o kor generali bile değildi. Albaydı. Ona yol verdi, onunla beraber hareket etti. Onun zulmüne askeri gücünü kullandı ve emrine verdiği için namazı ve Kur'an okuması hiçbir fayda vermedi. Ve üçüncü deccal oldu. Süfyaniyetin dördüncü rüknü de beşinci şuada tavsif ediyor. Üçüncü mesele, şimdi küfr-ü mutlak öyle cehennem-i manevi neşrine çalışıyor ki kainatta hiçbir kafir ona yanaşmamak lazım geliyor. Kur'an'ın rahmeten lil alemin olduğunun bir sırrı budur ki nasıl Müslümanlara rahmettir, ahirete iman, Allah'a iman ihtimalini vermesiyle de bütün dinsizlere ve bütün aleme ve nevi beşere rahmet olmasına bir nükte, bir işarettir ki o manevi cehennemden dünyada da onları bir derece kurtarmış. Allah'a iman ihtimalini vermesiyle bütün dinsizlere ve bütün aleme ve nevi beşere rahmet olmasına bir nükte, bir işarettir ki o manevi cehennemden dünyada da onları bir derece kurtarmış. Halbuki şimdi fen ve felsefenin dalalet kısmı, yani Kur'an'la barışmayan, yoldan çıkmış, Kur'an'a muhalefet eden kısmı küfr-ü mutlakı komünistler tarzında neşe başladılar. Komünistik perdesinde anarşistliği netice verecek bir surette münafıklar, zındıklar vasıtasıyla ve bazı müfrit dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla neşir ile aşılanmaya başladığı için şimdiki hayat dinsiz olarak kabil değildir. Yaşamaz. Dinsiz bir millet yaşamaz. Hükmü bu noktaya işarettir. Küfr-ü mutlak olduğu zaman hakikat-ı halde yaşanmaz. Onun için Kur'an-ı Hakim
Bu asırda bir mucize-i manevisi olarak Risale-i Nur şakirtlerine bu dersi vermiş ki, küfrü mutlaka anarşistliğe karşı set çeksin. Hem çekmiş, evet Çin'i, hem yarı Avrupa'yı ve Balkanları istila eden bir ceylana karşı bizi muhafaza eden Kur'an-ı Hakim'in bu dersindendir ki, o ucuma karşı set çekmiş, bu surette o tehlikeye karşı çare bulmuştur komünizme karşı. Demek bir Müslüman mümkün değil başka bir dine girip ya Hristiyan ve Yahudi, hususan Bolşevik gibi olmak. Bolşevik abi. Bolşevik ne demek? He? Komünist. Ne? Komünist. Komünist ne? Halinden geçen soruyu sordu da. Yani bende de çok böyle bir mana var ama tam oturtamadım. Şimdi oturtmak için ben de evet, şimdi komünistik dışa vuruşu, siyasallaşmış. Onun akıl ocarı Bolşevikler. Zemini mi yani? Zemini. Dışa vuruşu, komünizm. Evet, Bolşevik. Zemini. Bolşevik. Başka bir şey giriyor mu içine? Mesela? Yani... Yani onun netice, çünkü komünistik siyasileşmiş hali. Zaten lügatı öyle geçiyor. Marksist-Leninist'in siyasi görüşü diyor. Evet. Yani Marksist-Leninist'in siyasi görüşü derken tabanı yani. Evet. Yani iki temeli var. Hiçbir ahlak mefhumunu tanımaz. Et ettir diyor. Annesiyle karısı eşittir. Bir de şahsi mülkiyeti yoktur. Her şey devletindir. Herkes şeydir, hamsi gibidir. Bu şeyle çıkmıştır. Güçlü olan haklıdır. Oradan çıkmıştır. Dolayısıyla özürlü gelmişse çocuk öldürülmelidir. Gücü yoksa ölecektir. Hakkı yoktur yaşamaya. Bu fikirlerin kaynağı orası. Güçlü müsün? Haklı olma hakkın senindir. Haklı sensin. Niçin? Güçlü olduğun için. Çünkü güçte hak vardır der. İslam'da ise hak güç güç haktadır. Haklı mısın? Güçlüsün. Çünkü bir İsevi Müslüman olsa İsa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Bir Musevi Müslüman olsa Musa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Fakat bir Müslüman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zincirinden çıksa, dinini bıraksa daha hiçbir dine girmez. Anarşist olur. Ruhunda kemalata medar hiçbir halet kalmaz. Vicdanı tefessü eder. Hayat içtimai bir zehir olur. Onun için hiçbir Müslüman korkmayın. Yahudi ve Hristiyan olamaz. Ben Hristiyanım diyorsa yalan söylüyor ki kiliseden para alıyor. Trabzon'da yaptıkları gibi. O İtalyan kilisesine kaç kişi, 10 kişi Hristiyan olduk diye her hafta maaş alıyorlardı. Onun için ha dinsiz olur ama asla Hristiyan olamaz. Onun için Cenab-ı Hakk'a şükür Kur'an-ı Hakim'in işaret-i gaybiyesiyle Karaman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türk ve Arabi ile bu asrı kurtaracak bir mucize-i Kur'aniyenin Risale-i Nur namiyle bir ders intişara başlamış. Ve 16 sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi şimdi milyonlardan geçtiği sabit olmuş. Demek Risale-i Nur, beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir derece vesile oldu. Risale-i Nur, beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir derece vesile olduğu gibi, İslam'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arabi birleştirmeye, bu Kur'an'ın kanunu esasilerini neşretmeye vesile olduğunu düşmanlar da tasdik ediyor. Türk ve Araplar da, Türkiye ile Arapları da birleştirmeye sebep oluyor ve olacak inşallah. Risale-i Nur, dahildeki asayişi muhafaza ettiği için, müsbet hareket ettiği için böyle oluyor. Risale-i Nur bize bunu kazandırıyor. Buna muhalefet eden Risale-i Nur, şakirtliğin zincirinden çıkar. Madem bu zamanda küfr-ü mutlak Kur'an'a karşı çıkıyor, küfr-ü mutlakta küfrü mutlakta cehennemden ziyade dünyada da daha büyük bir cehennem var. Allah Allah, daha büyük cehennem var mı?
741'di değil mi sözler? Cehennemin cehennemi. Demek ki küfr mutlakta var. Cehennem küfür. Madem bir de okuyorum. Madem bu zamanda küfr mutlak Kur'an'a karşı çıkıyor. Küfr mutlakta cehennemden ziyade dünyada da daha büyük bir cehennem var. Çünkü ölüm madem öldürülmüyor, her gün beşerde 30 bin cenaze ölümün devamına şehadet ediyor. Bu ölüm küfr mutlaka düşenlere yahut taraftar olanlara hem şahsın idam ebedisi ve bütün geçmiş ve gelecek akrabalarının da idam ebedisi olarak düşündüğü için cehennemden 10 defa daha fazla dehşetli cehennem azabını çeker. Bir misalini verdi, çok harika. Cehenneme giden hiçbir şey düşünemez. Acısından. Dişini ağrıyor. Hiç kimse aklına gelir mi? Hiç kimse gelmez. Oradaki cehennem sana ait. Dünyada ise hayır, diğerlerini düşünme şansın var. Düşünce burada olduğu için orada düşünce yapamazsın. Onun için akrabanın da çocuğun da küfrü mutlak işte gidecek, yok olacak, hanımımda, kayınpederimde, kızımda. Düşünce bunlar hep ekliyor. Şimdi bazıları diyor ki abi ya bunları düşünmek hiç olacak. Ya bunlar niye azap olsun ya? Sen anlamazsın. Ben de anlamam. Küfrü mutlakta değiliz ki. Dişim ağrıyor. Ne anladınız siz? Anladınız, hissettiniz mi? Çünkü küfrü mutlak hisseder. Sen anlamazsın çünkü Müslümansın. Bir tanesi dedi ki bana, dün mü dedi. Abi bu şey diyor, münafıklık niye o kadar dehşetli? Ulan anlamazsın sen münafıklık ne kadar dehşetli olduğunu. Çünkü sen hiç daha önce münafık oldun mu? Tövbe estağfurullah abi dedi. Bak daha bir yakıştırmaya kalktım ama tövbe estağfurullah arabadan geri çıktı dedi. Cehennemden 10 defa daha fazla dehşetli cehennem azabı çeker. Demek o cehennem azabının küfrü mutlakla kalbinde duruyor. Çünkü her bir insan akrabasının şiddetiyle mesut, saadetiyle mesut, azabıyla mazip olduğu gibi. Çünkü her bir insan akrabasının saadetleriyle mesut, azabıyla muazzep olduğu gibi. Allah'ı inkar edenlerin itikatlarınca bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor. Bakın küfrü mutlak olması düşünceyle oluyor. Biraz anlamanız için ben yardım edeyim. Bütün o panik ataklar, buhran ve bunalımlar, depresyonlar vesaire hep düşünceler getiriyor. Ölüyorum. Oysa inanıyorsun ahirete. İnandığın halde bu kadar korku panik oldun. O şimdi gidecek yeri sıfır. Ve cehennem kesin ama. İnkar etmiş. Varsa Müslümanların dediği gibi ben Allah'a inkar ettim diyor. Yerim cehennemdir. Yoksa hiçliktir. İki tarafta korkunç. Sen ise Allah'a inandın. Ümitlerin var. Namazı kıldın. Gene bir ölüm gelince ürpüyorsun. Onu bir daha hayal et. Çünkü nereye gideceğimi bildiğin halde. Bir şu. Yabancılık çekerim ya burası orası falan. Bu kadar farktan dolayı bu dehşet alıyorsan onun dehşetini hayal edemezsin. Kasten yaşadığım bir olayı anlatsam aklınız durur. Bu nasıl oluyor diye. Bizzati ben yaşadım. Ve çaresini düşünceyle bile aşamadım. Hemen Kur'an'a sarıldım. Kasten yaptım. Söyleyeyim size. Bir parçasını söyleyeyim. Başka bir haleti söylüyorum. Yalan yok. Yalan lafzı kafirdir. Kafirlerin kullandığı şeydir diyor. Ustad eski eserinde. Bunu bilerek söylüyorum. Her tarafım titriyor. O olay. Ağzım bile... Kasten yaptığım şey, yani bu nasıl bir şey diye teveccüh ettim vesaire. Cenab-ı Hak böyle Müslümanlara faydalı olayım diye mi artık böyle olsun diye yapmadım ama bana bunları yapınca, talep edince böyle bir şey oldu. Menfi olmaz lazım. Hatta tabii. Her tarafım titriyor ama zangır zangır. Hemen kalktım o yatakta düşünürken.
Ondan sonra abdesti aldım. Ne düşündüğüm bir şey demedim size ya. Hemen abdesti aldım ama aynı böyle. Akıl varamıyorum. Doğru bilgilerime varamıyorum o halde. Kütüphaneme gidemiyorum. Bir gitsem var ya, iflahını keseceğim. Ama bilgiye mi, bilgilerime varamıyorum. Depoya varamıyorum. Allah biliyor bunu. Yalanı Allah şahit edilirse kafir olur. Onu bilerek söylüyorum. Allah biliyor bu. Varamıyorum. Bilgilerime varamıyorum. Doğru bilgilere var. Küfrü mutlakanın. Varamıyorum. Ama acayip bir şey. Nefes acayip. Kalp acayip. Güm 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 güm. Alt üst her taraf şey. Açtım Kur'an'daki yerimi. Allah'ım şahit olsun. Harfler çıkmıyor. İlk böyle bir şey okusam ama aklım geldi. Bakınca böyle baktım, iş bitti. Kontrolü aldım. Daha hiçbir şey okumadım ha. Şöyle Kur'an'a baktım, bitti işi. İlk ayetin yarısına kadar kekelimi okudum. Ondan sonra derken 3 satırdan sonra kırdım kafasını. Aldım elime. Tırt, buralar bitti. Hayal yerlerime kadar geldi. Baldırlarım titriyor. Ben de sayfayı okudum, baldırdı. Durdurdum. Gülüyorum. Orada. Bu düşünceler orada. Düşüncelerin oluşturduğu enerji orada. Seyrediyorum. Bu nasıl? Benim Müslümanıma nasıl yapıyorlar diye. Ben bir bakayım dedim, Müslümanıma anlatacağım. Şu baldırlar oynuyor. Vay be, oradasın ha şimdi. Durdum ha. Ben de aldı gülmek. Muvaffakiyetler var ya. Kur'an'ı sarıldım Kur'an'a. Sen nasıl bir şeysin ya? Sen nasıl bir şeysin? Anlamış değilim. O Kur'an'a yemin olsun. Doğru anlatıyorum size. Sonra küfür mutlak. Dedim şimdi bak ayakta nasıl gideceksin? Düşünceler ha bunlar. Oluşturduğu enerji. Basa bas dedim yavaş yavaş git. O ne vardı ya? Onun tamamen zıttının 10 katı bir cennet havası. Oh be. Vay be. Gece yarısı oluyor. Allah gülüyorum. Yatamıyorum zevkten. Öyle bir zevk, öyle bir keyif. Ulan dedim kötü komşu mal sahibi eder dedim. Gece yarısı bir cüzü bitirdim ya. Ulan biraz da gideyim dedim. Yok ya dedim gece kalkacağız. Şimdi sabah namazına da kalkacağız. Şimdi biraz yatayım dedim. Yani oh cennet havası yatakta aldı beni bir gülmek gene. Ulan dedim ne oldunuz lan dedim. Ya acayip bir şey ya. Bir daha yaptınız mı? Bir daha yapmadım. Bir daha asla hiç kimse değil. Tamam. Aslında aklıma bir şey geldi. Bu nefsin, şahavenin diğer o hevesat duygularına bile bile, günahını bile bile gitmesinde bir engel teşkil edemiyor. Akıl devreye giremiyor orada. Bir bağlantı kurur gibi oldum da. Yani belki bir anlamı evet. Var mı? Yani biliyorsunuz ilminiz var, haram yapmayın, etmeyin. Orada gücünüz yetmez. O manyetik alana girdi. Mesela plaja gireyim mi, girmeyeyim mi? Gücün yeter girmemeye. Evet. Veya televizyon açayım mı, açmayayım mı? Gücün yeter. Evet. Ama açtıktan sonra, plaja girdikten sonra gücün yetmez. Yetmiyor. Ha, o zaman, işte benim bu hak. O zaman Kur'an çünkü ela bi zikrin ayet etmeyin kulup. Buradan kaptı vesaire. Kapan yerleri biliyor. Ama olayı biliyorum yani. Burası güm güm şeytan. Burası erva habiseler, mevadi şerileler. Vehim yani vehim. İki taraftan çalışıyor. Gar 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 çalışıyorlar. Ama abdest aldım. Çok iyi biliyorum. Bilgilerime ulaşamıyorum. Ama çok iyi biliyorum ki şu abdest alayım. Ona patlatsam bile bu vücudu. Ben bir Kur'an alana kadarım. Ama orada gene iradeniz var. Var tabii. İhtiyar kattı. İrade var tabii. İrade vicdanidir. İhtiyar aklidir. İradem var tabii. Bana dedi ki kalk Kur'an'ını al. Kur'an'ını tabii o kalktım hiç aheste panik yok. Olayı biliyorum yani. Ne cereyan etti, nereden çıktı, kim bunlar? Çok iyi tanıyorum. Bir savaş ve bir Müslümanlarıma yardım edeceğim. Panik, bir o zaman bittin işi. Hayır gayet asude, sakin ol. O adam titriyor. Titriyor kardeş, aynı böyle titriyor. Fiziken yani. Düşünce değil bu. Artık düşünce enerjiye dönüşmüş. Artık her şey faal. Dındı. O yani böyle biliyorum değil. Oynuyor. Dönüşmüş. Ondan sonra
Kur'an'ı dedim ki Kur'an dedi ki Hizbul Kur'an'ı da okuyayım dedim ya. Hizbul. Yo tamam. Tamam. Hiçbir şey. Baktım ondan sonra gülmeye başlıyor. Yani Hizbul Kur'an alacağım. Yani istemiyor. Çünkü Hizbul Kur'an biliyorsunuz 6666 tane ayetin aklı, inşa, kalbi, ihya, fiili, eyleme dönüştüren 1000 tane, 6666 taneden seçilen ayetlerin toplandığı kitabın adıdır Hizbul Kur'an. O Kur'an, o bunun için yapılmış. Onu bile almadım. Dedim ya bir sıram neydi ya, ipim neredeydi? O kadar hafif alıyorum ki, titriyor her tarafım ama ipim dedim ki burada. Tamam, ipim burada. İpimin olduğu yerde, çok iyi hatırlıyorum. Nerede biliyor musun? Onu soracaktım aslında abi. Hangi cüzdü? Okuduğum zaman son iki sayfası Yasin'e gelmişti. Allah. Ondan önce işte anladım. o cüzü bitirdim, Yasin'in iki sayfasını okumuş oldum. 20. Kur'an-ı Kerim. Yani okuduğum zaman Yasin 22 cüz aslında. Ve Rabbi okudum. Ondan sonra öteki cüz geldi. Yani 23. He? 23 kere. 23. Ha 23. cüz. 23 geliyor, 22 okudu olsun. 22 mi okudu? Evet. Yasin 2 sayfası da bitiyor. Hafız nerede? Kaçıncı cüzdür o Yasin? 22. Evet. 3. sayfası 22. Aslında abi bunun taktiğini buldum. 22 çarpı 2, 440. 20 düşüyorsunuz. Şey buluyorsunuz. Nasıl yani, sayfa 440 ya. 440 olduğunu bilmiyorum ki. Yasin'in başında 440 olmuş. Ha, tamam hadi bak. Ha Yasin ha 444. Ha nasıl buldun onu da sen? Yani ikiye bölüyorsunuz onu 22 çıkıyor zaten. Ha tamam güzel ha doğru söyledin. Aferin be kafan çalıştı. Ben küfrü mutlaka anlatmaya çalıştım. Sakın ha. O bir tarihti. Bunu her zaman yaşamam. Bu. Bir de ben ümitliyim, gülüyorum. Çünkü masama gidecek kadar ya. Lavabadan Amasama gidince kadar oynadı horon bana. O kadar zaman. Biliyorum ki Kur'an'ım. Ama şu var benim. Kur'an'ıma bir ulaşayım. Bilgime ulaşamadım. Kuramasamaya Kur'an'a gideyim. Yani hiç giderken. Aha şu size. Hiç zerre kadar endişem yok. Vücut titriyor. Ama bıraktım o düşünceyi ama. O eyleme geçti artık. Oynuyor. Tak 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 tak. Oyna. Çünkü benim nefsim. Benim ruhum. Ben olan ben. Şimdi ben dedim sana nasıl horon oynayacağım göreceksin. Hiç panik yok, hiç. Kim horon vuracak? Ha, Akdeniz havası mı, Karadeniz havası mı? Biraz sonra göreceksin. Ondan sonra aldığım zaman innellezine zor okuyorsun ama bir satıra gelince zormadan ediyor. Allah kahretsin yalan söylüyorsam. Çok istifade edecekler aslında. Allah razı olsun. Evet. Çok Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Kur'an'da da Allah yemin ettiği için söylüyor. Nereden insan aklına gelecek ki? Sekeratta da böyle olacak. Aynı sekeratta da böyle olacak. Hep arkadaş olacak. Kur'an diyecek ki ya nereden nereye geçtik ya? Asıl abi. Tamam girmeyeyim. Hocam şu onu. Çok önemli mesaj ama o. Kur'an şimdi münker mekir ya bundan daha ilerisi yok. Allah bile devrede yok yani. Münker mekir hesap verecek. Adam bir tanesi nur adam. Aynı kendisi ama her tarafı nur. Buna benziyor bu. Bu hesap görecek. Nükemeki şaşırıyor. Bu mu bu mu ya? Hangisi bu? Kim hani? Burada duruyor. Ya sen kimsin? Çekilsene diyor. Ben bunu bırakamam diyor. O mefta da o kabirdeki o ceset değil. Bazı yani ben. Kalbimde duruyor. Allah'a böyle inanıyorum. Ve böyle olacak bana da. Sana da. Ben yani ceset değilim. Duruyorum kalbimde. Hiç ben konuşmuyor. Nükemeki. Bana o kadar ülfet oluyor ki. Bana bu arada diyor ki merak etme rahat ol. Sakin ol. Sen rahat ol. Bir bakıyorum benim avukatım gibi. Aynı böyle diyor Allah Resulü. Ona diyor ki ya onunla konuşuyor. Nükem Nekir diyor ki çekilsene diyor. Hasan'a hesap soracağız. Hayır ben bundan ayrılamam. Ya niye ayrılamam? O benle dünyada ayrılmadı ki ben bununla ayrılayım. Bir kere anlaşmamız var diyor ayrılamam dedi. Ya Rabbi dedi Nükem Nekir. Allah'ım ben Hasan'a hesap soracağım. Ama o müsaade etmiyor. O karşıma çıkıyor. O cevap verecek. Akıl devre dışı değil mi abi? Tabii canım ne abi bu? Akıl yok ki orada artık. Hayat. Hayatın yaşantısı. Her şey. Ruh. Ondan sonra Mükemekir sordu. Sen kimsin ya? Sen kimsin ki bunu bu kadar koruyorsun? Her şeye karşı dikiliyorsun karşısına. Karşımıza. Ben bunun dünyada okuduğu Kur'an'ım. O beni bırakmadı ki. Beni bırakır mı ya? Ben hiç onu bırakmamışım ki.
Uçakta yemek yemiyorum, Kur'an okuyorum ya. İniyorum, araba beklerken Kur'an okuyorum. O beni bırakır mı? Ben yemeği bırakmış mı onu okumuşum? O beni bırakır mı? Okuyor. Bu benim ve bu okudu Kur'an'ım. O zaman Allah nida ediyor. Müsaade et. Sağ tarafına çekiliyor ve çekilirken diyor ki ey Hasan. Çünkü Kur'an okunan, Kur'an bu değil. Bu musaftır. Okuyanda olandır Kur'an. Sen 130. İşaret 30. Şimdi burada durarken bana diyor ki, daha bakese var. Bu bana diyor ki, rahat ol. Ne korku var? Ayette diyor ya, ne onlarda mahzun olacaklar, ne korkacaklar diyor. Mahzun, ayeti unuttum, hatırlayamadım şu anda. Ne mahzun olacaklar, ne korkacaklar diyor. Bu gayet emin. Bu diyor ki ayet, donmuş ayet, Kur'an ya. Mahzun olma, korkma. Ben seni hiç bırakmam. Hiçbir zaman. Burada da, cennette de. Tam bunu, oh. Bir de telkin de geliyor. Ey Hasan, ey Allah'ın kulu, kabir haktır. Niye diyorlar biliyor musun? Neresi burası? Ey Hasan, kabir haktır. Ha, kabirdeyim. Tamam. Cesaret veriyor yukarıdan bana. Telkin. Kur'an kitabullah. Peygamberin şu, kıblem şu. Daha nükemeki, daha hesap vermiyor ha. O telkin verirken duruyor o. Nükemeki duruyor. Telkin vereni bekliyor. Arkadaşlar orada yani. Tabii. Üste... Nur cemaati. Cemaat ve telkin veriyor. Önümde Nükemek'in arkasında ustad ve cemaat, İmam-ı Rabbaniler, Gazaliler. Ortada hesap vereceksin. İki cemaat azimi içinde. Ondan sonra bu bana yardım ediyor. Amellerim duruyor. Ondan sonra yukarıdaki benim kardeş de diyor ki Hasan merak etme. Bulunduğun yerde hakkında endişe etme. İlk defa girdin ya. Orası kabirdir. Berzahtır. Kıblen şudur, Kur'an'ın şu kitabın budur, peygamberimi hatırladın mı hani söylüyordun da sen yani. Hatırlatalım. Ha tabii ya kitabın bu. Tamam. Sor kardeş şimdi. Üstün bu taraf, karşın bu taraf, yanın bu taraf. Sana psikoloji yaptırdım da sen derste. Böyle bu hikaye, bu benim tasarladığım değil ki böyle olacak. Ondan sonra men rabbuke. Zaten Allah'a iman etmişsin. Ya arkadaşlar ne korkuyorsun? Sen havada uçmayı, su üzerinde yürüme istenmiş de yapamadın da mı onun için kabirden korkuyorsun? Sana demiş ki, yedit kebairi yapma. Yapmışsan tövbe et. Namazı vaktine kıl, tesbihatı yap. Niye? Şahs-ı maneviye giriyorsun. Tesbihat şart. Tesbihat şart. Şahs-ı maneviden girmenin şartı. Hani yukarıda cemaatin olması, orada seni cemaat beklemesinin şartı tesbihat yapmak. İki, ihlas, sadakat, takva, hizmet, içtinab-ı kebair. Bu kadar kolay ya. Gayra. Ya bana o rahatlığı verdi ya. Her tarafı göreceksin şimdi. Oğlum ben ümitliyim, ahiret vesaire. Bana ne yapacak şimdi? Peki küfrü mutlaka düşünün. Düşünemezsiniz. O benim de aklım devre dişi olduğu halde oldu. Ama kalbim duruyor. Ondan sonra tek tek kafasını koparıyor. Ne oluyor ki ya? Allah Allah. Korkulacak ne var ya? Sen kabirden değil, namazsızlıktan kork. Sen kabirden değil, cehennemden değil, televizyonu seyretmekten kork. Sen ondan ne korkuyorsun? Seninle ne alakası var? Sen kitap okuyamamaktan kork, ölümden değil. Sen cehennemden değil, günah işlemekten kork. O ya. Hastalıktan ne korkuyorsun, panik veriyorsun? Günahlar diyor, hayat ebediyede daimi hastalıklardır. Oysa bu hastalık seni dünyada çok şeylere sigorta oluyor. Perde oluyor, yaptırmıyor, uyanık tutuyor seni. Ya Risale'nin bambaşka ya. O adama böyle canlılık veriyor yani böyle bir güvenle yaşattırıyor ki ya. Yani dünyada da cenneti yaşattırıyor ya. Elhamdülillah. Uy kardeş ya. De sana ne? Bu ustad böyle vasiyet etmiş mi? Uy kardeşim ya. Ulan akıllı ol. Ahmet Mehmet'e dolmuşuna binme. Ahmet Mehmet müceddit değil. Müceddit Bediüzzaman. Risale-i Nur müceddit. Sonrası müceddidi kardeşim yapma. Nereden girdik? Küfrü mutlaktan. Demek o cehennem azabını küfrü mutlakla kalbinde duruyor. Çünkü her bir insan akrabasının saadetleriyle mesut. Azabıyla muazzep oluyor olduğu gibi Allah'ı inkar edenlerin itikatlarınca bütün o
saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor. İşte bu zamanda, bu dünyada, bu manevi cehennemi insanların kalbinden izale eden tek bir çare var. O da Kur'an-ı Hakim'dir. Ve bu zamanın fehmine göre onun bir mucize-i manevisi olan Risale-i Nur etsalarıdır. Vallahi aslanım. Oh, ne kadar rahat ya. Oh, ne kadar güvende koyuyor seni. Şimdi Allah'a şükrediyoruz ki siyasi partiler içinde bir parti bir parça bunu hissetti ki o eserlerin neşine mani olmadı. Hakaiki maniyenin dünyada bir cennet-i maneviyeyi ehli imana kazandırdığını ispat eden Risale-i Nur'a mumanaat etmedi. Neşine musadekar davrandı. Neşirlerine de tazikattan vazgeçti. Naşirlerine de tazikattan vazgeçti. Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli. Belki pek yakında öleceğim veyahut bütün konuşmaktan bazen men olunduğum gibi men edileceğim. Onun için benim nur ahiret kardeşlerim ehven-i şer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Yani müsbet ehven-i şer, yani 208'de Emir Dağı'nda diyor azami şer gelmemesi için bunun karşısında ehven-i şeri, yani azami şer, bu da şer ama. Bu da şer. Bu ölçüyü kaybedersen nerede kime karşı olacağını bilemezsin. Azami şer Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısındakiler her asırda her seçimde değişir. Bunu durdurabilecek güçte olan, bunun karşısında olup bizden yana özellikleri de olan ama bunu durduracak güçte olan, durduracak durumda olmayan da değil ehven-i şer. O çok halis bir parti ise o şer değil. İyi bir partidir. Şer denmez ama bunu durduramaz. Bunu durduracak ise bu partidir ama pislikleri var. Ehven-i şerdir. Bu şer değil. Bu parti şer değil. Evliyalar partisi. Ama bunu durduramıyor. Hiçbir şey yaramaz. Bunu atmak çöpe atmaktır. Bunlara şer denmez. Ehven-i şer denmez bu parti. Ama bunu durduramaz. Bu ise buna göre ehvendir. Ama bu azam-ı şer'e göre bu ehven-i şer'dir. Bu da şer'dir. Ama bunun karşısındadır. Bu gelmemesi için. Ölçü bu kadar basit. Nerede söylüyor? 206 Emir Dağı'nda. Değil mi? 206 mıydı? Kur'an, İslamiyet ve Vatan uğruna. Evet. Evet 206. Ehven-i şer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz değil. Çünkü dahilde hareket menfici olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az musadakardır. Bak, fayda vermiyorlar ama Risale-i Neşine de değil. Risale-i tam neşine müsaade etmiyorlar. Eskideydi. Şimdi az musadakar olduklarından dolayı ehven-i şer olmuşlar o zaman. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yasaklıyor. Bu az musadekar olduğu için buna göre bak ne diyor? Çünkü dahilde hareket menfice olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az musadekardır. Ehven-i şer olarak bakınız. Daha azam-ı şerden kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın. Onlara faydeniz dokunsun. Emir. Hem dahildeki cihad-ı manevi tahribata karşı çalışmaktır ki maddi değil, manevi hizmetler lazımdır. Onun için ehli siyasete karışmadığımız gibi, ehli siyasete karışmayacağız Nur talebeleri. Nur talebeleri siyasetçi değil. Zaten öyle diyor. Hakiki dindar, hakiki siyasetçi olamaz. Hakiki siyasetçi, hakiki dindar da olamaz. Nur talebelerinin işi hizmet imani ve Kur'aniyedir. Siyaset değildir. Siyasi topuzda işi yoktur. Ne diyor? Dahildeki cihad-ı manevi tahribata karşı çalışmaktır ki maddi değil, manevi hizmetler lazımdır.
Onun için ehli siyasete karışmadığımız gibi ehli siyaset de bizimle meşgul olmaya hiçbir hakları yoktur. Sen karışmasan o da karışmayacak tabii. Aslanı dürtersen tabii ki kendine bela edersin. Mesela bir parti bana binler veciyle sıkıntı verdiği halde hatta 30 senede hapislerde, taziklerde olduğu halde hakkımı helal ettim ve azaplarına mukabil o biçarelerin %95'ini tezif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtarmaya vesile oldum ki وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٍ وِزْرَ اُخْرَ ayeti hükmünce kabahat ancak %5'i verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tümü değil. %95'i masum aldatılmış halk. O beyin takımı %5. Bak وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٍ وِزْرَ اُخْرَ ayeti hükmünce kabahat ancak %5'i vermiş ustad. Genellememiş. O alemizdeki partinin şimdi hiçbir cihette alemizde şekvaya hakları yoktur. Hatta bir mahkemede yanlış muhbirlerin ve casusların evhamları ile bizi 70 kişiyi mahkum etmek için sui fehmiyle, dikkatsizliğiyle Risale-i Nur'un bazı kısımlarına yanlış mana vererek 80 yanlışla beni mahkum etmeye çalıştığı halde mahkemelerde ispat edildiği gibi en ziyade hücuma maruz bir kardeşiniz mahpus iken pencereden, bak burada geçiyor. Bak ne diyor, o zalim var ya savcı. En ziyade hücuma maruz bir kardeşiniz mahpus iken pencereden o mudde-i umuminin, o cumhuriyet savcısının 3 yaşındaki çocuğunu gördü. Ben 5 dedim, 3. Sordu, dediler bu mudde-i umuminin kızıdır. 3 yaşındaki kız hapishanenin orada avlusunda oynuyormuş. Bu da pencereden görüyor. Kimdir demişler bu çocuk? Mudde-i umuminin, savcının kızıdır demiş o zalimin. O masumun hatırı için o mudde-i beddua etmedi. O mudde-iye beddua etmedi. Belki onu verdiği zahmetler o Risale-i Nur'un o mucize-i maneviyesinin intişarına, ilanına bir vesile olduğu için rahmetlere inkılap etti. Bak beddua etmemiş o zalime. Yani 81 hatasını ustad cevapladığı halde kale almayıp ceza verip ustadı ve 70 kişi içeriye tıkayan, hapishanede camlarını kırıp ta ki soğuk girsin, donsun diye bunu yapan adama beddua etmedi. Ta ki 3 yaşındaki çocuğu, kız çocuğu zarar görmesin diye. Hangi ayetin hükmüne tabi olup da yaptığı وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٍ وِزْرَ اُخْرَى. Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var. O da benlik, enaniyet, hot vuruşluk. Hayatını güzelce medeniyet fantazileriyle geçirmek iştahası. Tiryakilik gibi hastalıklardır. Risale-i Nur'un Kur'an'dan aldığı dersin en birinci esası, benlik, enaniyet, hot vuruşluğu terk etmek lüzumudur. Ta ihlası hakiki ile imanın kurtarılmasına hizmet edilsin. Cenab-ı Hakk'a şükür, o azami ihlası kazananların pek çok efradı meydana çıkmış. Benliğini, şan ve şerefini en küçük bir mesele-i imaniye feda eden çoktur. Hatta Nur'un bir çare bir şakirdinin düşmanları dost olduğu vakit onunla sohbet etmek çoğaldığı için rahmet ilahi cihetinde sesi kesilmiş, hem de ona takdirle bakanlar isabeti nazar hükmüne geçip onu incitiyor, hatta musafaha etmekte tokat vurmak gibi sıkıntı veriyor. Senin bu vaziyetin nedir diye soruldu. Madem milyonlar kadar arkadaşlarım var, neden bunların hatırlarını muhafaza etmiyorsun? Cevaben dedi, madem mesleğimiz azam ihlastır, değil belki enaniyet, değil benlik, enaniyet, dünya saltanatı da verilse, baki bir mesele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek, azami ihlasın iktizasıdır. Mesela harp içinde, avcı hattında düşmanın top gülleleri arasında Kur'an-ı Hakim'in tek bir ayetinin, tek bir harfinin
tek bir nüktesini tercih ederek o güleler içinde Habib katibine defteri çıkar diyerek at üstünde o nükteyi yazdırmış. Demek Kur'an'ın bir harfinin bir nüktesini düşmanın gülelerine karşı terk etmemiş. Ruhunun kurtulmasına tercih etmiş. Allah Allah. Ruhunun kurtulmasına tercih etmiş. O kardeşimize sorduk. Bu acip ihlası nereden ders almışsın? Demiş. İki noktadan birisi. Alem İslamiyet'in en acip harbi olan Bedir Harbi'nde namaz vaktinde cemaatten hissesiz kalmamak için düşmanın hücumu ile beraber mücahitlerin yarısı silahını bırakıp cemaat hayrına şerik olmak. Şimdi biz cemaate gitmesek, ben iki rekat sonra onlar da istedar olsun diye Fahri Alem aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifiyle emretmiş olmasıdır. Madem harpte bu ruhsat var ve madem cemaat hayrı da sünnet olduğu halde o sünnete riayet etmek en büyük bir hadisi dünyeviye tercih edilmiş. Ustad-ı Mutlak'ın böyle bir işaretinde bir nüktecik alarak biz de ruhu canımızda ittiba ediyoruz. İkincisi, Karaman İslam İmam-ı Ali radiyallahu anh Celcelitiye'nin çok yerlerinde ve ahirinde bir himayetçi istemiş ki namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin. Düşmanları tarafından ona bir hücum manası hatırına gelmemek, sırf namazdaki huzuruna pek çok olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuru ile namazdaki huzuruna mani olunmamak için bir muhafız ifriti dergah ilahide niyaz etmiş. İşte bu bir çare. Ömrü bu zamanda hotfuruşluk içinde yuvarlanan bir çare kardeşiniz de hem sebebi hilkat alemden hem kahraman İslam'dan bu iki küçük nükteyi ders aldım ve bu zamanda çok lazım olan Kur'an'ın esrarına ehemmiyet vermekle harp içinde ruhunun muhafazasını dinlemeyerek Kur'an'ın bir harfinin bir nüktesini beyan etmiş Said-i Nursi radiyallahu anh. Vâhır davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs salavat.